Bu dersimizde fiziksel tuşların varsayılan görevlerini nasıl iptal ederiz? Bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle varsayılan görevlerini iptal etmek, örneğin bir önceki uygulamamızda back tuşuna bastık. Bir back tuşu için herhangi bir işlem yapmadık. Sadece ekrana back olarak yazması gerektiğini söyledik ve back tuşuna basınca ana ekrana döndü. Yani uygulamamızı activated özelliğini kapattı. Yani ekranda kapattı. Arka planda çalışmaya aldı. Fakat back yazısını da görebildik ekranda. Back tuşuyla görev yapabilmek için, yani uygulamamın içerisindeki ekranlardan geri gidebilmek için mutlaka fiziksel tuşun asıl görevini iptal etmem lazım ki uygulamam kapanmasın. Bu tip durumlarda, yani birçok eventin, fiziksel işlemlerin asıl görevlerini iptal etme işlemine ihtiyacınız var. Örneğin Windows işletim sisteminde Air uygulaması geliştiriyorsanız ilk tuşu X tuşuna bastığınızda otomatik olarak direkt kapanır. Bu kapanma işlemini yakalayıp asıl görevini iptal edip kendi işleminizi yaptıktan sonra kendinizin kapatması, yani tamamen sizin kontrolünüzde kapanmasını istiyorsanız asıl görevi iptal etmeniz lazım. Fiziksel tuşta da durum aynı şekilde. Back tuşunun işletim sistemi tarafından kullanılan asıl görevini iptal etmek. Menü tuşu da aynı şekilde asıl görevini iptal etmek gerekir. Fakat home tuşu Android işletim sistemlerinin yenilerinde, yani 4, 3.1 ve yukarısında müdahale ettirmiyor. Yani o eventi ancak kapanış durumlarında algılamak için kullanabilirsiniz. Yoksa görevini iptal etme gibi bir durum home tuşu için geçerli bir durum değil. Diğer tuşlar için bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun için hemen kodumuzu alalım ve eventin içerisinde ancak ulaşabileceğiniz event prevent default yazdığınız andan itibaren, yani default görevini iptal et. Sadece bu kadar. Bu işlemi yaptıktan sonra asıl fiziksel tuşun işlevini iptal etmiş oluruz. Bunu test edebilmek için mutlaka cihazımız üzerinde test edelim. Bir önceki uygulamamızda back tuşuna basınca uygulamamızı kapatmıştı. Şimdi aynı şekilde sadece prevent default yazarak, yani asıl görevini iptal et belirterek bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bunu inceleyelim. Evet, projemizi publish yaptı. Hemen cihazımıza dönelim. Açtık, uygulamamız var. Back tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi uygulamam kapanmadı. Yani back tuşunun asıl görevini ben iptal etmiş oldum. Menü tuşu içinde, gördüğünüz gibi menü tuşu içinde herhangi bir tepki yok. Sadece ben yakalayıp ekrana menü yazdırıyorum. Back tuşunda da aynı şekilde. Fakat home tuşu için bu durum geçerli değil. Home tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi uygulamam kapanacak.